Yatırım Bülteninden herkese günaydın. Ben Gizem Uzuner Gençtürk. Haftanın ikinci işlem gününde 2020 yılını tamamlamaya hazırlanırken son haftanın içerisindeyiz ve güne başlarken her zaman olduğu gibi piyasalar açılmadan önce bilinmesi gereken 5 maddeyle başlıyoruz. İlk başlığımız ise Türkiye ve İngiltere ile ilgili. İngiltere ile bilindiği gibi ticaret anlaşması yolundayız. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması imza töreni bugün saat 15.30'da düzenlenecek. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yılın son kabine toplantısına başkanlık ederken bu Gümrük Birliği anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İnşallah 2021'den itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor diye açıklamalarda bulundu. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan da bu konuyla ilgili dün yapılan açıklamalar vardı ve bu noktada AB ile varılan anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalayacağı bildirilmişti İngiltere tarafından. Nitekim İngiltere Ticaret Bakanı'nın da açıklamaları var konuya ilişkin. Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını ifade etti. Anlaşmanın İngiltere'de imalat sanayinde, otomotivde ve çelik sanayinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini de aynı zamanda vurguladı. Dolayısıyla bugün saat 15.30'da buradan çıkacak başlıkları yakından takip ediyoruz. Oldukça önemli bir anlaşmadan bahsettiğimizin de özellikle altını çizeyim. İkinci başlığımız ise aşı konusunda. Cumhurbaşkanı Pfizer aşısının Ocak'ta Türkiye'ye gelmesini umduklarını söyledi. Bununla beraber ilerleyen vakitlerde birden fazla milli aşının da yerli ve milli olan aşının da halkın kullanımına sunmayı umduklarını söyledi. Dolayısıyla hem yerli aşıya ilişkin gelişmeleri takip ettikten sonra öncesinde de Sinovac ve ardından da Pfizer'i beklediğimizi ifade edebiliriz. Amerika'da ise bugün piyasalara umut veren ve aynı zamanda yeşile bürünmesine sebep olan bir haber akışı var. Amerika'da Temsilciler Meclisi teşvik paketinde vatandaşlara verilecek yardımın 2000 dolara çıkmasını onayladı. Aslında birkaç haftadır bunu takip ediyoruz. Hatırlanacağı üzere Trump 600 dolar olarak gelmişti teklif kendisine. İtiraz etmişti. 2000 dolara çıkarılmasını önermişti. Nitekim Temsilciler Meclisi bunu onayladı. Geçtiğini gördük. Demokratlar tarafından destek gördüğü için Temsilciler Meclisi'nden geçebiliyor ancak Senato'da çoğunluk Cumhuriyetçilerde. Bakalım oradan geçebilecek mi? Bunları da yakından izleyeceğiz. Bununla birlikte Bitcoin tarafında haber akışımız var. Şöyle ki rekor tazelemeye devam ediyor. Dün 28.365 dolara kadar çıktığını gördük. Bir miktar kazançlarını geri verdi ama yıllık bazda yine de %270'lik bir getiriden bahsettiğimizi de unutmayalım. Bununla ilgili grafikler de var aynı zamanda, onları da aktaracağız. ABD teşvik paketiyle ilgili haberlerin neticesinde de az önce bahsettiğim gibi bu haber piyasalara olumlu yönde yansıyor şu aşamada. Veri takvimine geçelim. Oldukça kısa bir veri takvimimiz var zaten. Türkiye'den saat 10 itibariyle ekonomik güven endeksini alacağız. Bir de saat 14'te Kasım ayı bankacılık karlılık rakamları gelecek. Onu takip edeceğiz. Onun haricinde piyasaları etkileyebilecek ekranımızda da görüldüğü gibi çok fazla önemli bir veri yok. Saat 17'de Amerika'dan konut fiyat endeksini alacağız. S&P Case. Bir de saat 18'de Amerika'dan Conference Board tüketici güven endeksinin Aralık ayı sonuçlarını alacağımızı hatırlatalım. Dolayısıyla oldukça sakin bir makroekonomik veri gündemi bizleri bekliyor. Az önce bahsettiğim Amerika'dan kaynaklı haber akışı ise piyasaları pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Nitekim dün bu haberden destek bulan ABD endekslerinde hacimler her ne kadar düşük de olsa primli bir kapanış yaptığımızı hatırlatalım. Dow Jones %0.68, S&P %0.87, Nasdaq ise dün günü %0.74 oranında primli olarak tamamladılar. Bugün nasıl başladı diye bakacak olursak Asya'da çoğunluklar artıda görünüyor. Canlı grafiğimizde ekrana gelsin. Dolar birçok para birimi karşısında değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Faizler tablosuna baktığımızda karışık bir seyir var. Nitekim ekranımızdaki tabloda Japonya Nikkei endeksi %2.7'lik primle beraber bölgenin başını çekiyor. Çin'in CSI 300'ü ise bugün %0.18 aşağıda. Doların değer kaybettiğini söyledim. Bloomberg dolar endeksi %0.26 kadar bugün aşağıda. Görüldüğü gibi ekranımızdaki bütün para birimleri de dolar karşısında artıda diyebiliriz. Tahvil faizlerinde karışık bir tablo var. Sadece ABD 5 yılın 1.3 bas puan kadar yükseldiğini söyleyelim. Bununla birlikte emtia sınıfı negatif. Brent petrol sadece %0.69 artıda ancak alüminyum fiyatlarında %2.9, çelik fiyatlarında %1.5, bakır fiyatlarında %0.6 ve demir cevheri fiyatlarında %1.5 kadar eksi var. Dolayısıyla emtia sınıfında özellikle endüstriyel metaller için çok da iyimser bir güne başlamadı yaşadığımızı ifade edebiliriz. Hisse senetleri açısından ise vadeli işlemler bize gayet pozitif bir tabloyu gösteriyor. Onu da ayrıca belirtmiş olalım. Geçelim bir sonraki tablomuza bakalım. Amerika'daki bu teşvik paketiyle ilgili haber akışının neticesinde dolar düşüşüne devam ediyor. Maviyle gösterdiğim çizgide tahviller tarafında ise Amerikan tahvillerinin değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Burada bahsettiğim teşvik paketinin neticesinde. Geçelim bir sonraki tablomuza bakalım. Amerika tarafında tablo böyle dedik. İngiltere ile değil AB ile, Avrupa Birliği ile Çin anlaşma yolunda diye bir başlık attım. Bunun sebebi de basına yansıyan haberler. Aslında 2014 yılından bu yana Çin piyasasına girmek için Avrupa Birliği menşeli şirketlerin işleri kolaylaştırılmaya ve bir yatırım paktı imzalanması yönünde çalışmalar devam ediyordu 2014'ten bu yana. Gel gelelim bugün basına yansıyan bir haber var. Burada ilerleme kaydettiklerini ifade ediyorlar. Ancak dediğim gibi oldukça uzun bir süredir zaten devam ediyor. Şu ekrana getirdiğim tabloda da Avrupa Birliği'nin Çin'e verdiği dış açıktan bahsediyoruz. Görüldüğü gibi giderek derinleşen bir dış açığı var. Yani Avrupa Birliği ticaret konusunda Çin'e karşı dezavantajlı durumda. Ancak belli ki bir yerden başlıyorlar. Bu noktada Çinli şirketler, Avrupa Birliği'nden olan şirketler Çin pazarına girerken öncelik verilecek olan sektörler imalat, inşaat gibi sektörler sayılıyor. Ve özellikle bu noktada Çin'in istihdam konusunda Avrupa Birliği'ne yardımcı olması bekleniyor. Buradaki haber akışını takip ediyoruz. Peki ABD bundan rahatsız mı? Şimdilik değil. Çünkü Biden yönetimine dair yakın isimler özellikle attığı sosyal medyadaki paylaştığı mesajlardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki şimdilik buradaki yatırım paktına Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ilişkiye ılımla bakıyorlar diye özetleyebilirim. Geçelim bir sonraki tablomuza bakalım. Bu tabloda da Bitcoin dedik. Şurada gösterdiğim aylık getirileri ifade ediyor. Az önce de bahsettim, rekor tazeledi. 3 aydır üst üste neredeyse ortalama %30 getiri sağladı Bitcoin ve bununla beraber aslında 2019'un ortasından bu yana biz bu denli uzun yükseliş bir serisi görmemiştik Bitcoin tarafında. Bununla beraber bir sonraki tablomuzda yurt içi varlıklarla ilgili ilk etapta gelişen ülke para birimleri diyelim. Dolar küresel ölçekte değer kaybediyor dedik. Bu noktada ekrana getirdiğim tablo yılbaşından bu yana performansları gösteriyor. TL'nin bu noktada bugün de değer kazandığını görmekteyiz ve böylece yılbaşından bu yana kaybı şu aşamada %20'lere sınırlanmış vaziyette. Bir sonraki tablomuzda borsa ile ilgili. Bankacılık endeksi geride kalmaya devam ediyor ancak buna rağmen %0.93'lük primle tamamladığımızı söyleyebiliriz. Bugünün beklentileri de ağırlıklı olarak iyimser bir tabloyla karşılaştığımız için Borsa İstanbul'un da bu küresel pozitif algıdan pozitif yönde etkilenebileceği görüşüne sahip analistler. Hemen bir sonraki tablomuza da bakalım. Bu tabloda da şirket haberlerinden bahsedeceğiz. Detaylarını zaten piyasa masasına Zeynep Erataman'la birlikte de konuşacağız. Kısaca bir iki başlık aktarayım en azından. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair karar yükümlülüğe yürürlüğe girdi. Bunu söyleyebiliriz. Bununla beraber dediğim gibi detaylarına bakacağız. Son listemizde uluslararası şirket haberleriyle ilgili hemen kısaca ona da bakalım. Ant Group finansal faaliyetlerini daha çok banka gibi düzenlenebilecek bir holding şirketine dönüştürmeyi göz önünde bulunduruyor. Coinbase ve Ripple işlemlerini Ocak ayında askıya alınacak. Az önce Bitcoin'den bahsederken bu Ripple'a ilişkin kötümser haber akışının da Bitcoin'e ilgiyi arttırdığı düşünülüyor. Onu da ufak bir not olarak düşeyim. Bununla beraber Zengmen, Çinli Zengmen firması $300 milyon değerle halka arz olmayı planlıyor. Uluslararası basından da aktarabileceğimiz şirket haberleri şimdilik böyle. Az önce Türk varlıklarından bahsederken bankacılık endeksinin hala biraz geride kalmaya devam ettiğini ifade ettim. Bunu konuşacağız bugün itibariyle. Garanti BBVA Yatırım Araştırma Yöneticisi Recep Demir yatırım bültenine bana eşlik edecek. Recep Bey günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi bir miktar endekste bankacılık endeksinin geride kaldığından bahsediyoruz. Burada sizce 2021 yılında bankacılık sektörüne ilişkin endişeler endeksin geride kalmasına sebep oluyor olabilir mi? Yani sizin 2021'de bankacılık sektörüne ilişkin risk olarak sayabileceğiniz neler var? Mesela negatif reel, işte öz sermaye karlılığı mı, kredi büyümesinin yavaşlaması mı? Ne gibi risklere bankacılık sektörünün işaret ettiğini söyleyebilirsiniz 2021 yılında? Öncelikle şunu belirteyim. Riskler tarafından gidecek olursak özellikle aktif kalitesi ve sermaye karlılığının düşük bekleniyor olması bir miktar bankacılık endeksinin sanayiye göre geri kalmasına neden oluyor. Ama tabii bunların detaylarına girip baktığımızda biz genel olarak 2021'i 3 ana başlık altında topluyoruz. Öncelikle kredi büyümesi. Büyüme tarafında nasılız? hepimizin malumu 2020'yi %40 üzerinde bir kredi büyümesiyle kapattık. Dolayısıyla yüksek bir kredi büyümesi yaşanan bir yılın sonrasında 2020'de daha dengeli bir büyüme bekliyoruz. Enflasyonun %10, 10,5'larda olduğu, işte büyümenin %4, 5'lerde olduğu bir dünyada %15 gibi daha dengeli bir kredi büyümesini bankacılık sektörü adına sağlıklı olduğunu öncelikle belirtmekte fayda var. İkinci ana başlığımız marjlar. Tabii marjlar ne olacak konusu çok önemli. Çünkü karlılığı önemli oranda belirleyen unsur net faiz marjları. Son dönemde de mevduat faizlerinin yukarı gittiğini hepimizin malumu. %18'lere doğru bir mevduat faizlerinde artış gördük. Dolayısıyla yılın ilk çeyreğinde de marjların baskı altında kaldığı, ikinci çeyrekten itibaren ise yataylaşmaya başladığı bir dönem bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında da bir miktar tabii orada toparlanma olacaktır. Ama yılın geneline baktığımızda ise 140 baz puan civarı bir daralma şu anda olası gibi görünüyor. Bu da ikinci önemli risklerden biri. Üçüncü ana başlıkta tabii biraz önce bahsettim, aktif kalitesi. Aktif kalitesi özellikle hem kredi derecelendirme kuruluşları tarafından hem de düzenleyici kuruluşlar tarafından eleştirilen bir unsur. Şimdi %4 gibi bir NPL oranı, takibe dönüşüm oranı var ki bu çok makul bir oran gibi görünmekle birlikte 2020'de biliyorsunuz pandemi koşullarıyla birlikte BDDK'nın belli esnetmeleri vardı. Dolayısıyla da bu esnetmeleri de eklediğimiz zaman %5'e ulaşan bir NPL oranı şu anda görüyoruz. Bu şu anda makul, yönetilebilir seviyede ki bankalar bununla ilgili çok ciddi karşılıklar da 2020'de ayırdılar. Çok temkinli hareket ettiler. Dolayısıyla bankalarımız bu konuda herhangi bir şekilde bir riske mahal vermeyecek şekilde bilançolarını hazırlamış durumdalar. Ben bu konuda da bankacılık sektörünün çok büyük bir riskle karşılaşacağını düşünmüyorum ki %4-5 seviyesinde bir büyümeye ulaştığımız dünyada aktif kalitesi tarafında bankacılık sektörünün çok büyük bir riske maruz kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki Recep Bey, mesela strateji raporlarından gördüğümüz kadarıyla 1700'ler, 1800 puanlar hedefleniyor Borsa İstanbul için. Şimdiye kadar geçen süreçte biz sanayi endeksin mesela dünyadan bile daha iyi performans sergilediğini gördük. Bankacılık geride kalırken 1800 puanlara ulaşmak sizce mümkün mü? Yoksa siz bu 1800-1700 puanlar hedeflenirken bankacılık endeksinin bu ralliye destek olacağını mı düşünüyorsunuz? Bence bu dediğiniz rakamlar makul olabilir ama bankacılık sektörü katılmadan olması da çok olası değil açıkçası. Şimdi bankacılık sektörünün çarpanlarına baktığımızda defter değerinin 0.4'ü ile işlem gören bir bankacılık sektörü görüyoruz ki bunun ortalaması 0.6'larda. Yani nereden bakarsak burada %30'a yakın bir bankacılık sektörü sırf ortalamasına gelse bile bir yukarı potansiyel var. Yine fiyat kazanç oranlarına baktığımızda şu anda 3.8 gibi hakikaten son 10 yılda belki görmediğimiz oranlarda bankacılık sektörü işlem görüyor. Şimdi orada da ortalamalara baktığımızda 5,5 fiyat kazanç oranlarını görüyoruz. Yani biz sadece ortalamaya bile gelsek %30'a yakın bankacılık sektöründe bir yukarı yönlü potansiyel var ki zaten biraz önce dediğiniz rakamları endekste getirebilir. Ben 2021'de bankacılık sektörünün bu ralliye destek vereceğini düşünüyorum ve bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz seviyelerin oldukça olası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki bu ilginin yabancı yatırımcı tarafından mı gelmesini beklersiniz yoksa yerli yatırımcıdan mı? Yani şimdiye kadar geçen süreçte bankacılığın geride kalmasına en önemli sebeplerden bir tanesi yabancının ilgisinin azalmasıydı. Onun mu geri gelmesini bekliyorsunuz yoksa bu seneki yeni yatırımcıların mı mesela yerli yatırımcıların mı ilgi duymasını beklersiniz? Yabancı yatırımcıdan son dönemde ilgi görüyoruz. Kendi hesaplarımıza göre baktığımız zaman son 2 ayda zaten bankacılık endeksinde yabancı payı %40'lardan 50'lere, 52'lere doğru hareket etti. Yani neredeyse 10 puanlık bir artış gördük. Ben bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bankacılık sektöründe zaten yabancı payı %70'lerin üzerindeydi. Yani biz oralardan zaten buraya geldik. Dolayısıyla son dönemde gördüğümüz yabancı ilgisinin devamı bence olası. Ki son dönemdeki para politikası kararları, makro kararlarla birlikte yabancıda bir güven oluşmaya başladığımız son rakamlarla da gördük. Yani evet para biraz bono tarafına girmiş oldu ama hisse tarafına da girmeye başlayacaktır. Ve burada da en olası sektörlerin başında tabii ki bankacılık sektörü geliyor bence. Peki belli noktalarda bazı ilişkilerin bozulduğunu görüyoruz bankacılık endeksiyle ilgili. Mesela CDS, mesela dolar TL, bir taraftan da yükselen faiz ortamından bahsediyoruz. Bunlar sizce bankacılık endeksini etkiler mi? Şöyle şimdi son dönemde hem dolar TL hem de CDS ile bankacılık endeksi arasındaki negatif dönemde ciddi bir ilişki, ciddi bir korelasyon vardı. Son dönemde de aslında 500'ün üzerine giden bir CDS'in işte 330'lara, 320'lere doğru gevşediğini gördük ki bankacılık sektöründe de bu dönemde alım geldi. Ama son dönemde işte son belki bir haftada CDS'te ve kurda ciddi şekilde TL lehine, Türkiye lehine hareketler var. Ama bankacılık endeksinde henüz bunu görmedik. Ben bu boşluğun kapanabileceğini, bu farkın kapanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü her zaman bu hareketler birebir aynı gün takip etmeyebilir ki bir de tabii işte Noel tatili vardı. Burada hani hisse fonu yönetenler, yabancı hisse fonu yönetenler şu anda tatilde. Yani tatilden sonra da yine bu rakamlara bakıp bence kendi portföylerinde buna göre uyarlayacaklardır ve bankacılık endeksine ilginin ben yabancı tarafta, yabancı fonlar tarafında devam edeceğini düşünüyorum. Recep Bey çok teşekkür ediyorum aktardığınız yorumlar için. Ben evet, teşekkür ederim. Garanti BBVA Yatırım Araştırma Yöneticisi Recep Demir'in de görüşlerini ve bankacılık endeksine ilişkin yorumlarını aldıktan sonra Ankara gündemini konuşmak üzere Habertürk editörü Olcay Adilek her sabah olduğu gibi bizlerle beraber. Evet, bugün İngiltere ile Türkiye ilişkileri açısından önemli bir gün. Herhalde başlarken bahsedeceğin en önemli başlıklardan bir tanesi diyerek sözü sana bırakayım Olcay. Günaydın Gizem. Evet Gizem, bugünkü en önemli başlıklardan birisi bu ama bu hafta boyunca özellikle milyonların cebini ilgilendirecek bazı toplantılar olacak, gelişmeler olacak. Onları da birazdan sırasıyla vermeye çalışacağım. Türkiye ile İngiltere bugün serbest ticaret anlaşması imzalayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrasında 29 Aralık'ta İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağını açıkladı. Erdoğan Gümrük Birliği anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşma olacağını söyledi bu anlaşmanın. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan saat 15.30'da Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşması imza törenine katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu saat 10'da Aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak. Az önce de söylediğim gibi Gizem, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bugün ve bir gün arayla Perşembe günü iki toplantı yapacak. Normalde kurul her hafta olağan dönemlerde bir toplantı yapar. O da Perşembe günleri. Bu hafta yapacağı toplantının ana gündem maddesi elektrik tarifesi. 1 Ocak ve 31 Mart arasında geçerli olacak elektrik tarifesi. Aynı zamanda bir kamu şirketi olan Elektrik Üretimi A.Ş.'nin de toptan elektrik satış fiyatlarını belirleyecek. Bu yeni tarifenin Perşembe günü, elektrik tarifesinin Perşembe günü açıklanmasını bekliyoruz. Bir miktar artış olabileceği yönünde güçlü duyumlar var. BOTAŞ'ta Perşembe günü, en geç Perşembe günü yeni doğalgaz fiyatlarını açıklayacak. Elektrikte tarifeler 3 ay, gazda 1 ay için açıklanıyor. Sonrasında maliyete göre yeniden ayarlanıyor. Yine önemli bir başlık Gizem, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretleri. Bu köprülerde geçiş ücretleri dolar kuru üzerinde yenilenecek. Yeni tarifelerin hafta sonu uygulamaya girmesi bekleniyor. Ben bununla ilgili olarak yetkililerle görüştüm. Yetkililer yeni geçiş ücretleri belirlenirken Ocak ayının ikinci günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD doları alış kuru ve Birleşmiş Milletler tüm kentsel tüketici fiyatları endeksine göre ABD doları enflasyonunun dikkate alındığını, buna göre hesaplama yapıldığını ve artışın geçiş ücretlerine yansıtıldığını söylediler. Avrasya tünelinde de geçiş ücretleri yenilenecek. Avrasya tünelinde geçiş ücretlerinin 1 Şubat'ta, yeni geçiş ücretlerinin 1 Şubat'ta ilan edilmesi bekleniyor. Osman Gazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hafta sonu yeni geçiş ücretleriyle deyim yerindeyse tanışacağız. Son başlık tarımsal sulamayı ilgilendiren bir başlık. Türkiye kurak bir dönemden geçiyor. Tarımsal sulama abonelerinin, özellikle doğudaki abonelerin ciddi bir borcu birikti Gizem. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgede elektrik dağıtımı yapıyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in elektrik dağıtımını yapan şirkete tarımsal sulama abonelerinin 15.000 dolayında abonenin yaklaşık 4 milyar lira civarında borcu var. Bu abonelere yıl sonuna kadar süre tanınmıştı. Bunların bir bölümünün borçlarını ödediklerini öğrendim. Bir bölümünün borçları duruyormuş. Bu arada devlet de devreye girmiş. Borçlarının bir kısmını ödeyen abonelere devlet de destek oluyormuş. Şimdi şirket bu olanaktan yararlanmaları için abonelere son kez bir uyarıda ya da çağrıda bulunuyor. Özellikle tarımsal sulama son derece önemli. Buradan da bir kez daha anımsatmakta yarar var. Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. Söz yeniden Gizem'de. Olcay, çok teşekkürler aktardığın notlar için. Evet, oldukça önemli oluyor tabii yılın son dönemi zamlar, ücret değişiklikleri, fiyat değişiklikleri belli olacağı, zamlar belirleneceği için biz de yakından takip ediyoruz. Geldikçe yeni başlıklar sizlere aktaracağız. Ve piyasalara geri dönüyoruz. Asya'nın notlarını almak üzere Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy, günaydınlar. Genel itibariyle Asya'da artıların biraz daha eksilerden fazla olduğu görülmekte. Nasıl bir fiyatlama var bugün itibariyle? Gizem merhaba. Senin de söylediğin gibi iyimser bir hava var. Yeşiller daha fazla. Tabii ki Amerika'nın kapanışı etkili oluyor. Amerika yeni rekorlarla kapattı. Vadeler yukarıda. Asya'ya baktığımızda ise özellikle Japonya ayrıştı. %2.66 artıyla kapattı Gizem. Bu 1990'dan bu yana en yüksek kapanış. Ama altına baktığında yani detaylı bir şey var mı? Hani Japonya'nın özellikle ayrışması. Bununla ilgili özel bir sebep yok. Daha çok konuşulan konular işte Amerika'daki teşvik paketinin geçmesi, yardım çekinin 600 dolardan 2000 dolara çıkarılma haberleri Asya'da da etkili olmuş gibi gözüküyor. Hong Kong'da fena değil, o da %1'e yakın artıda. Çin çok hafif ekside, Güney Kore çok hafif artıda ama genele bakarsak bugün artılar biraz daha fazla. Japonya'da Softbank'ın yükseldiği dikkatimi çekti. Alibaba'ya yatırım yapan şirketlerden bir tanesi. Alibaba demişken dün hatırlarsan Ant Group'la ilgili haberler vardı. Bugün nasıl bir yapılanma yapacağına dair öneriler vardı. İşte bir holding şeklini alacak ve finansal lisansa gerek olmayacak şeklinde. Ama daha bu uzun süreli devam edecek gibi gözüküyor. Düzenleyicinin uyarılarına uyması bekleniyor Ant Grubun. Petrol borsalar kadar coşkulu değil ama o da yukarıda 47.8 ve 51 dolar seviyesinde. Evet Gizem, genele bakarsak düşük işlem hacimli Japonya'nın ayrıştığı teşvik paketinin fiyatlandığı bir günü yaşıyoruz Asya tarafında. Gizem. Ersoy, çok teşekkürler aktardığın notlar için. Evet, Dubai'nin notlarını aldık ve Asya piyasalarını da toparladıktan sonra yatırım bültenine şimdi kısa bir ara veriyoruz. Yatırım bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve açılış beklentilerini almak üzere her sabah olduğu gibi Info Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner bizlerle birlikte olacak. İsmail Bey, günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Genel itibariyle iyimser bir hava görüyoruz. Borsaya da yansımasını bekler misiniz? Evet, günaydın Gizem. Piyasalara baktığımızda dün iyimserlik vardı bizim Borsa İstanbul tarafında. Bugün de aynı şekilde dün başlayan yukarı yönlü iyimserliğin bugün de devam etme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Özellikle dünkü yurt dışı borsaların yukarı yönlü kapanışının ardından bu sabahki vadelilere baktığımızda orada da yine bu sabahta Amerika ve Avrupa tarafında yukarı yönlü yükselişlerin yaşandığını görüyoruz. Bu haftanın genelinde Noel tatili öncesi çok fazla bir veri akışı yok. Bizde içeride ekonomik güven endeksi açıklanacak fakat piyasaları çok etkileme gücü olmayan bir veri. Diğer taraftan yurt dışı piyasalarda biliyorsunuz geçen haftadan beri konuştuğumuz aşılamaların başlamış olması, teşvik paketiyle ilgili Trump'ın onaylamasının ardından burada kişilere yapılacak yardımın miktarının tekrar artırılması ile ilgili yaşanan gelişmeler, Temsilciler Meclisi'nde bunun geçirilmesi, 2000 dolara yükseltilmesi konusu genel olarak tüm küresel piyasalarda bu olumlu algılandı ve ABD borsalarındaki başlayan yukarı yönlü yükseliş bugün de devam ediyor gibi görünüyor. Aynı şekilde Avrupa tarafında Brexit anlaşması ile ilgili uzlaşmaya varılmış olmasının etkileri de aynı şekilde Avrupa tarafında da devam ettiğini görüyoruz, olumlu etkilerinin. Bu gelişmelerle birlikte dolardaki zayıflık devam ediyor. Bunun paralelinde Euro dolar paritesinde ise daha çok 1.21.80 ile 1.22.70 bandında hareket ettiğimizi fakat yukarı yönlü 1.22.70 bandının kırılması durumunda ancak tekrar yukarı yönlü yükselişin ivmelenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yine altın tarafına baktığımızda ise ons altın tarafında doların zayıflığıyla birlikte şu an için 1870 dolar desteğinin üzerinde tutunuyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ons altın tarafında biraz daha yatay seyri görebiliriz. Yurt içi piyasalarda da baktığımızda burada vaka sayılarının düşüyor olması ve yurt dışı piyasalardaki bu iyimserlik havasının devam ediyor olması bizi de olumlu etkiliyor. Yine aynı şekilde geçen haftaki Merkez Bankası toplantısının olumlu etkileri yine bizim piyasamız üzerinde de devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle dün kur tarafına baktığımızda 7.55 seviyelerinde başladığımız güne 7.40 seviyesine kadar geri çekilme olmuştu. TL'de değer kazanımı olmuştu. Bu sabah biraz daha 7.45 seviyelerinde dengelendiğini görüyoruz kur tarafında. Bu arada kur tarafında son 10 yıllık 200 günlük ortalamaya baktığımızda 7.30 seviyesinin altında çok fazla kalmadığını da hatırlatalım. Bununla birlikte Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ise burada da her gün neredeyse her gün yeni bir rekor kapanış seviyesi görüyoruz. Dün de 1439 puan seviyesinden kapanış yaptık. Neredeyse 1450 hedef seviyesine yaklaşmış oluyor. Bugün de muhtemelen yurt dışı piyasalara paralel hisse bazı hareketliliğin ön plana çıkması ihtimali yüksek gibi görünüyor. Aşağı yönde 1430 ve 1415 seviyelerinin destek olmasını bekliyoruz. Yukarı yönde de biraz önce söylediğim gibi 1450 seviyesinin hedef olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. İsmail Bey, çok teşekkürler yorumlarınızı paylaştığınız için bizlerle. Evet, Info Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner'in yorumlarını da aldıktan sonra yatırım bülteninin sonuna geliyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından piyasa masasında Zeynep Erataman'la birlikte karşınızda olacağız.